Kocaeli'de Kurtyeri köyündeyiz ve şu anda Ayşe Hanım'la beraber evinin bahçesinde harika bir havada geleneksel lezzetleri sizlere sunacağız. Ne yapıyoruz Ayşe ablacığım? Siron yapacağız. Siron. Evet. Bakın, daha önce duymadım, bilmediğim bir tarif. Anneanne tarifi. Çok eskilerden mi yapılırdı? Evet, benim çocukluğumdan beri gerçekten severekten yapıyoruz. O zaman biz de sizi izliyoruz. Malzemelerimiz neler? Tuz, su, un. Unumuz göz kararı, tepsinize göre ayarlarsanız herkes daha iyi olur. Yaklaşık 3 su bardağı kadar unumuz var. Evet. Şöyle hafif bir tuz atalım. Herkes ayarlayabilir tuzunu. Tamam. Atmayabilir, atabilir. Evet. Bu onlara kalmış. Suyumuzla beraber bismillah. Şöyle. Hamurumuzu hazırlıyoruz. Evet, hamurumuzu hazırlıyoruz. Mayasız bir hamur yapıyoruz. Mayasız hamur yapıyoruz. Yaklaşık. Bildiğin yufka hamuru. Yufka hamuru yapıyoruz. Evet. Bir su bardağı suyumuzu da ilave ettik. Şimdi yoğuruyoruz. Siron yapıyoruz. Kandıra'nın, bu güzel köyün meşhur lezzetlerinden biri. Evet. Doğanlar köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir köy burası. Yeşiller içerisinde. Bir su bardağı suyumuzu koymuştuk. 3 su bardağı unumuza. Ununa göre, yani unun markasından markaya değişiyor. Evet. Suyumuz. Çünkü çekmesi, evet, suyu hapsetmesi undan una farklılık gösteriyor. Biz şimdi yaklaşık 1,5 su bardağı kadar suyumuzu koyduk. Hamur nasıl bir yumuşaklıkta olmalı? Kulak meyvesi derler annelerimiz. Evet. Aynı o şeyde, açılacak şekilde, o kolay gelecek şekilde. Kulak meyvesi kıvamında, evet, bir hamur yoğuruyoruz. Çok da güzel oldu gerçekten. Bakın, suyu bir anda koymadık. Minik minik, ufak ufak yoğurdukça koyuyoruz. Evet. Kurtyeri köyünün unumuzu meşhur. Çok güzelmiş. Hemen çok güzel. Toparladı. Evet. Hemen toparlandı gerçekten. Evet. Unumuz harika. Kurtyeri'nin meşhur sironunu yapıyoruz. Hemen toparladı, evet, hamur kendini. Kendini toparladı. Evet. Şimdi birazdan açacağız ama evet, dinlenmesi gerekiyor mu? 5-10 dakika dinlense daha güzel olur. Açılması daha güzel olur kıvamı. Süper. Evet. Bu kadar. 5-10 dakika hiçbir sonra. Hiçbir zahmeti şeyi yok. Bezeler ayıracak mıyız? Tabii ki bezelerini ayıracağız. Tamam. Bakın, çok güzel oldu gerçekten. Hamurumuz yoğurdukça güzelleşti. Suyunu çekti. Kıvamı harika oldu. Tam kulak memesi kıvamında. Çok güzel bir hamur elde ettik. Şu bezelere ayıracağız. Harika. Unsuz bile kendine geldi. Evet. Evet. Aha. Harika oldu. O kadar güzel ki hamur. Doğal un tabii, onu söylemek istiyoruz. Evet. Taş Değirmen'den Ayşe teyze kendi gidiyor, alıyor, ununu eliyor ve böyle güzel hamur işlerini yapıyor. Şimdi hamurumuzu bezelere ayırdığımıza göre, şimdi bunun üstünü dinlendireceğiz. Evet, bir 5-10 dakika hamurumuzu dinlendirelim. Sonra açmaya başlayacağız. Yaklaşık 5-10 dakika kadar hamurlarımızı dinlendirdik. Şimdi açabiliriz. Evet. Şöyle oklavamızı alalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Unumuzu bir güzel tahtamıza aldık. Şimdi dinlendirdiğimiz hamurlarımızı bir güzel açıyoruz. Of, çok güzel oldu gerçekten. Yumuşacık, pamuk gibi bir hamur. Çok güzel oldu hamurumuz. 3 tane hamurumuzu gayet güzel açtık. Siron yapıyoruz dedik. Harika bir hamur işi. İsteyenler tatlı. Biraz kalın isteyen olacak bu. Önce normal böreklerden az daha kalın olacak. Evet, normal az böreklerden bir tık daha kalın. Evet, bir tık daha kalın olacak. Süper. Şöyle siron yapıyoruz. Evet. İster tatlı ister tuzlu yiyin. Evet, ister tatlı ister de sarımsaklı yoğurtlu oluyor. Hamurlarımızı 3 kat üst üste aldık. Şimdi ne yapacağız? Sobada kızartacağız. Öyle mi? Evet. Hamurlarımızı o zaman sobaya götürüyoruz. Pişireceğiz orada. Bakalım sac nasıl üstünde, bir yemek olacak? Sac üstünde. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Sacın yanına gidiyoruz. Ocağımızın başına geldik. Şimdi açtığımız hamurları sacımızın üstünde pişireceğiz. Evet. Bismillah. Şöyle. Of, ne kadar güzel bir şey öğreniyoruz sizden. İnşallah yapar yeriz. İnşallah. Beğenirsiniz. Beğeniriz. Gerçekten beğenilmeyecek gibi değil. Siz de evinizde bu tarifi uygularsanız teflon tavanızda pişirebilirsiniz. Diğerini de atıyoruz. Evet. Diğer hamurumuz da hamurumuzun üstünde, sacın üstündeki hamurun üstünde pişiyor. Böyle bunları pişireceğiz. Evet, bakın elinizde yanmıyor. Harikasınız gerçekten. Şöyle döndüre döndüre pişiyor.
Şimdi üçüncü yatacağız üstüne. Hepsi ya üst üste. 10 tane de olabilir. Öyle mi? 10 tane de olabilir, 20 tane de olabilir. Süper. Böyle ata ata çeviriyoruz. O şey fazla kızarmayacak. Test verecek sadece. Hafiften şöyle evet. Bir pişse yeter. Bir ateşi alsın yeter. Evet. Kuzine de tekrar kızartacağız onu. Yani tepsi. Sadece burada işimiz bitmiyor. Daha kuzineye de girecek evet. Yemeğimiz. Tepsiye dizeceğiz keserekten. Şimdi bir güzel oh, hamurumuzu çevirdik. Devam bunun üstüne atarsan içi pişiyor. O zaman daha güzel oluyor. Kat 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 atıyoruz. Ondan sonra kıvırarak da kesiyoruz. Çok da güzel oluyor. Hamurlarımız şöyle bir 5 dakika kadar daha pişsin. Az daha mesela kabarmış olsaydı bu olmuş olsaydı aa, daha kabaracaktı evet, bu. Siz evinizde yaparsanız bir yarım saat kadar dinlendirin. O zaman hem daha kolay, daha güzel açılır hem de göz göz kabarır. Şimdi bunu alıyoruz böyle. Evet. Burada kıvıraraktan. Böyle. Kıvırarak. Evet. Rulo yaptık, evet. Dürüm yaptık, hamurumuzu kıvırdık. Evet. Üç hamurumuzu da bu şekilde kıvırıyoruz. Siz teflon tavanızda yapabilirsiniz. Çünkü herkesin evinde böyle güzel ocak yok. Sac olmayabilir. Hamurlarımızı rulo şekline getirdik, üst üste koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Ayşe ablacığım? Şimdi kesip tavamıza yerleştiriyoruz. Tepsi olacak ama ben daha önce hazırladığım için göstermelik bunu bu kadar size göstereceğim. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Ucunu düzenleyelim. Köşesini aldık. Şöyle. Bir parmak kalınlığında. Hatta herkes bilir lokum yapılır. Özellikle lokum vardır bizim. Evet. Biliyorum lokumu. Lokum gibi bunu böyle. Dilimliyoruz. Evet. Ama ince. İnce. Bir parmak kalınlığında. Evet. Üç kat hamurumuzu bakın bu şekilde doğruyoruz. Bakın çok güzel hazırladık. Tavamız olduğu gibi hamurlarımızla doldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi fırına vereceğiz. Şimdi fırına vereceğiz ama bir evet. Tane daha tepsi geldi. Bakar mısınız? Of 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 of. Şu tepsinin güzelliğine bakın. Böyle akşamdan hazırladık sizin harikasınız. İçin. Harikasınız. Ayşe ablacığım evet. Maşallah çok hamar astınız. Bakın biz siz görmeniz amacıyla küçük bir tava hazırladık. Hamurlarımız nasıl açılır, nasıl yerleştirilir gösterdik. Ama tabii miktarı arttırırsanız böyle koca tepside bu güzel sironu elde etmiş olursunuz. Fırından çıktıktan sonra sironumuz, hamurlarımız işte bu şekilde kızarmış olarak çıkacak. Biz şimdi bu güzel küçük tavamızı fırına götürelim, evet. Pişirelim. Üstü kızarıncaya kadar. Evet, üstü kızarınca çevire çevire kızartıyoruz. Çok da lezzetli oluyor. O zaman kuzineye gidiyoruz. Evet. Sironumuzu tavamızla fırına verdik. Bizim kendi ellerimizle hazırladığımız sironumuz şu anda pişiyor ama biz sizleri bekletmemek adına daha önce Ayşe ablanın yaptığı bu güzel tepsiyi sunuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yoğurtla ıslatıyoruz. Süper. Bakın evet. Sironlarımız çıtır çıtır kızardılar. Şöyle gelelim. Şimdi yoğurdumuz kandıra yoğurdu. Biz evet. Kandıra yoğurdu meşhuruz. Evet. Hindimizle meşhuruz. O yüzden kandıra yoğurdu kullanıyoruz evet. Bütün yoğurt biraz, yemeklerde. Eğer el yapımı olmuş olsa bu normal inek yoğurdu olsa normal su katmadan yaparız. Ama şu an buna su katacağız. Evet çünkü kandıra yoğurdu evet. Kalıp gibi. Kalıp gibi. Taş gibi oluyor. Çok güzel mayalanıyor. Evet. Şimdi şöyle bir güzel suyumuzu ilave ettik. Yoğurdumuzu birazcık açıyoruz. Biraz sulandırıyoruz. Ve sironlarımızı bir güzel kandıra yoğurdumuzla yoğurtlayalım. Evet, şöyle üzerlerine bayağı bir bekleyecek. Bir yarım saat, bir saat beklemesi gerekiyor bunun yumuşaması için. Evet. Şimdi sıra geldi tereyağımızı eritmeye. Evet, şöyle tereyağımızı alalım. Tavamıza eritelim. Bayağı güzel, tereyağlı harika bir lezzet olacak. Of 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 ne güzel köpürdü tereyağımız. Sarımsaklarımız da var. Sarımsaklarımızı da dövüyoruz. Sarımsaklarımız yoksa tereyağını mı atacağız? Evet. Aa, yani, çok ilginç. Normalde yoğurda atılır diye biliyorum. Bazı yerde yoğurda atarlar evet. Yoğurda da atılır. Tereyağını atıyoruz. Evet. Burada böyle yapılıyor. Kurtyeri köyünde sarımsaklar tereyağıyla buluşturuluyor. Of 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 of. Azıcık da renk verelim şöyle. Azıcık da doğal. Toz biber atalım evet. Kırmızı. Bahçeden. Evet. Ayşe abla hep kendisi yapıyor bu lezzetleri. Her şey doğal. Ve bakın. Tereyağımızı bir güzel. Of of of. Siron yaptık. Siron. Biz yoğurtladık, tereyağladık. Siz evinizde bunu isterseniz şerbet hazırlayarak tatlı da yapabilirsiniz ama gerçek orijinal tarifi budur. Evet.
Ayşe ablacığım, ellerine kollarına sağlık. Siz de sağ olun, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz, buraya kadar geldiniz. Ay, ne çok demek. Teşekkür ederiz. Biz seve seve geldik. Siz asıl o güzel ellerinizi bizim için yordunuz. Çok sağ olun. Şey, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.